Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Sonra Dil, Tarih, Tiyatro bölümünde reji yüksek lisans yaptım. Daha sonra da Ege Üniversitesi İletişim'de doktora yaptım. Açıkçası şimdi farklı alanlarda ve farklı disiplinlerde okuduğum için de hepsiyle ilgili hayatım boyunca çalışmaya devam ettim. İzmir Kalkınma Ajansı'nda çalıştım. Tanıtım Dış İlişkiler Birim Başkanlığı, İzmir'in Expo 2020 adaylık sürecinde Expo 2020 İzmir İletişim Direktörlüğü yaptım. İletişimde doktora konum olan kent markalaşması oldu. Kent markalaşması sürecinde çalışırken aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı'nın destinasyon grubunun Türkiye Direktörlüğü'nü yaptım. Bu da şöyle bir avantaj sağladı. Türkiye'deki ulusal anlamdaki bütün şehir markalaşmaları örnekleri incelemiş olduk. Tabii ki Expo 2020 adaylık sürecinde de uluslararası anlamda bütün markalaşmaları incelemiş olduk. Bu açıkçası bana hani hem kamusal anlamda hem tez konum olduğu için akademik anlamda bir uzmanlaşma şansı tanıdı. Ondan sonrasında da aslında bu iMinit firmasının Türkiye direktörü olarak geçtim. Yani kamudan özel sektöre geçiş yapmış oldum. Kendime göre bu puzzle parçalarını tamamlamış oldum. Dil, Tarih, Tiyatro bölümünde reji yüksek lisansı yaptıktan sonra o zamandan itibaren zaten işte önce devlet tiyatrolarında sözleşmeli oyunculuk yapmaya başladım. Tez konum Amerikalı bir yazardı. New York'ta onunla ilgili çalışmalar yaptım. Tezimi orada yazdım. İşte Broadway'deki şovları izledim. Diğer çalışmaları inceledim. Daha sonra Mülkiye Siyasal Bilgiler Tiyatro Topluluğu'nu zaten üniversite boyunca da çalıştırmıştım. Sonra çalıştırmaya devam ettim. Daha sonra İzmir'e geldim. Burada da işte yine 9 Eylül Üniversitesi'nde iletişim direktörlüğü yapıyordum. 9 Eylül Mimar Kalkınma Merkezi'nde. Oranın tiyatro grubunu çalıştırdım. Daha sonra yine Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin tiyatro grubunu çalıştırdım. Yani hayatım boyunca hep devam etti. Uzun zamandır da aktif olarak Sahne Tozu Tiyatrosu'nda eğitmenlik, öğretmenlik ve oyunculuk yapıyorum. Yani bir de şimdi bu Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. O kısmından biraz bahsedeyim. Açıkçası bu da benim çok keyif aldığım, sevdiğim bir iş. Normal bir okul derneğinden farklı bir konumlandırmada çalışmalarını yürütüyor. Burada biz böyle bu yönetimde gerçekten yani bizim için de gurur duyduğumuz bir şey ama büyük bir coşku ve katılımla, yüksek bir oyla seçildik sağ olsunlar herkesin desteğiyle. Bu kendi amaçlarının üzerine çıkabilecek işte bir akademi gibi işte dersler veren, mülkiyelilerin dersler verdiği bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir kooperatif kurmuştuk. Bu dernekle birlikte bu kooperatif bir kent enstitüsü modeli üzerine çalışıyor. Bu kent enstitüsü modeli aslında birazcık yerelden kalkınma modeli. Burada işte birazcık projeler üreten, veri analizleri yapan, bu projeleri hayata geçiren, daha sonra da burada işte bir akademi gibi dersler veren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Daha önce de bir tane kadın başkanı olmuş. İkinci kadın başkanıyım ama baktığınız zaman genelde yani hem işte genel merkezde de işte bu şubelerde de her yerde daha çok erkek ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bir kadın başkana karşı bir gerçekten şey yani olumlu geri dönüşler aldık hem üyelerden hem bu seçim sürecindeki çalışmalarımızda. Gerçekten bir şey inanarak ve severek yaptığınızda ve hayata değer katmak istediğinizde etkin zaman planlamasıyla bunu yapabildiğinizi düşünüyorum. Okuluma vefa borcumu da ödediğimi düşünüyorum bu dernek çalışmalarında ve insanın hayatında mutlaka gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili, derneklerle ilgili, gönüllü çalışmalarla ilgili mutlaka bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Hem hayat verimliliklerini arttırmak için hem insanlara değmek için. Peki şimdi bu destinasyon yönetimiyle ilgili çalışıyorum. O da bu şehirlerin kalkınmasıyla ilgili çalışmanın çok anlamlı, keyifli ve özellikle günümüz toplumunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık dünyada bu eğilim ve ilme buna doğru gidiyor ve bu konuda uzmanlaşmanın doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde maalesef ne iş yaparsanız yapın, ne yaptığınız değil, ne kadar aktardığınızla ilgili başarınız. İster bankacı olun, ister anne olun, ister sevgili, eş rolü bile olsun. Doğru iletişim hayatta o kadar önemli ki. Yaptığınız her şeyin kalitesini arttırıyor. Özellikle ben kadınların, yani tabii ki herkes yani
burada bir ayrımcılık olarak söylemiyorum ama bu iş yapabilme kapasitesi, etkin zaman yönetiminde biraz daha isterlerse başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Yani bu iletişim becerisiyle belki de annelik ya da hani hep hayatlarında bir sürü şeyi aynı anda yapmak zorunda olduğu için doğal bir şekilde bu konuda daha becerikli olabileceklerini düşünüyorum. Ve insanın yani bir şey ürettiği sürece, hayata bir şey kattığı sürece de daha mutlu ve verimli olduğunu düşünüyorum. İşte bazen bana soruyorlar işte iki çocuğun var nasıl yetişiyorsunuz? İnanın yani ben evdeki düzeni de hiç aksattığımı düşünmüyorum. Yani çocuklarla yeterince ve kaliteli zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü siz eğer hayatta birçok şey yapıyorsanız zaten evdeki zamanınızı hep kaliteli kullanıyorsunuz. Bir işe bağlıysa o işe çok tutunduğunu ve hatta bazen o iş için kendine ve insanlara zarar verdiğini düşünüyorum. Ama siz mesela kendi hayatınızda A planı, B planı, C planı ya da bir zenginleşme sağladığınızda şunu hissediyorsunuz. Hani hiçbir şeye muhtaç ya da zorunlu değilsiniz. Bu muhtaç ya da zorunlu olmama durumunun da insanı özgürleştirdiğini düşünüyorum. Buna istediğiniz, ihtiyacınız olduğu ya da buraya oturmak için yapmıyorsunuz bunu. Kendi hayatınızda buraya da katkı koymak için yapıyorsunuz. O zaman da bu insanlar o samimiyeti, o vermek istediklerinizi bence daha güzel alıyorlar. O yüzden hep hayata olumlu bakmak gerektiğini ve hani siz hayata ne verirseniz onun karşılığını size vereceğini düşünürüm ben genelde.